Buyurun, son sorunuzu alın. Hocam hoş geldiniz. Ben din kültürü öğretmenini, ahlak bilgisi öğretmenini okuyorum. İsmim Erdoğan Kara. Sorum şu olacaktı. Din adamlarının imajında medyanın etkisinin ne olduğunu sormak istiyorum. Ben de bir şey ekleyeyim mi buna hocam? Yani çok güçlü bir dil olarak medyada hep konuştuğumuz meselenin anlatılmasında Hollywood filmleri ve sinema. Onu aslında bu konuda da konuşmamız lazım gelen konulardan bir tanesiydi. Ve hani din temasını işlerken işleme biçimi, yöntemi hep konuşulur, tartışılır. Dinin ciddiyetini sulandırmadan ama din adamları üzerinden eleştiriler yapılan dini filmler de oluyor. Tersi de olabiliyor. Eleştirel de olabiliyor dinin anlatılma biçimi. Ama ideolojiler anlamında, hem din anlatımı anlamında Hollywood din misyonerliği yapıyor mu bu sinema sektöründe diye ben eklemiş olayım. Bu da son soru olsun. Şimdi Erdoğan kardeşime cevap vermek istiyorum. Bir kere medyada bunun imajı nasıldır'a gitmeden önce bir kafeteryada sizi davet eden arkadaşlarınıza kendinizi imam diye tanıttığınızda orada hemen oracıkta nasıl algılandığınızı bir gözden geçirin bakalım. Yani 4-5 arkadaş toplanmıştı, siz o masaya dahil oldunuz. Tanışma faslında siz ilahiyatçı ya da imam hatipli veya imam din görevlisi olduğunuzu söylediniz. O andan itibaren o masada nasıl bir hava oluşuyor? Orada oluşan hava doğrudan o arkadaşlarımızın ürettiği bir hava değil. O hava işte popüler medya unsurlarının yarattığı bir hava. Bu havanın içerisinde müptezel imam figürleri, karikatürize edilmiş imam figürleri. Şimdi düşünsenize Sinekli Bakkal'dan biri bugüne kadar takdim edilmiş, sinemada tasvir edilmiş imam tiplerini bir gözden geçirin bakalım. Bunlardan hangisi sahicidir? Hangisi gerçek bir karakterdir? Hangisine namusunuzu, kendinizi emanet edebilirsiniz? O kadar aşağılık, o kadar böyle gerçeklikten koparılmış bir tip üretilmiştir ki sinemada. Bugün bunu düzeltmek, bugün onun yerine daha böyle pozitif, ya bırakın pozitif olmayı, gerçeği yansıtmak çok büyük bir emek istiyor. Şimdi geçenlerde bir film yapılmıştı, hatırlarsınız, motosikletli bir imam, böyle saçlı. İmamın o kaybolmuş onurunu, şerefini kurtaracağız derken bu sefer de uçuk bir imam karakteri ortaya koyduk. İmam kürsüde bilgisayardan hutbe okuyor. Motosikleti falan çok kallavi, hani böyle afilli bir şey. Değil mi? Yani şeyi, dengeyi tutturamıyoruz. Bunun tabii ki medya marifetiyle üretilmiş bir sürü pozisyonu var. Medya şimdiye kadar izlediğim filmlerde hayatın içinde göze batmayan ama belirleyici bir imam karakteri henüz görmüş değilim. Yani hayatın içinde, sıcak, yani bunun imam olduğunu hissedebileceğimiz ama öne çıkarılmamış bir figür henüz sinemada görmüş değilim. Göremeyeceğiz çünkü imam böyle kodlanmış. Siz sinemaya girerseniz, imamı nasıl yansıtacağınıza dair estetik bir eğitimden geçerseniz, sinema dilini kavrarsanız belki sizin anlattığınız imam, sahici bir imam olabilir. Şu anda maalesef, şu anda üretilmiş en mütevazi filmlerde bile imam maalesef sevimsiz bir tip olarak ya asık suratlıdır, evet. Ya paspaldır, üretildiği şey paspaldır, ya dili serttir, yani adam hep öfkeli konuşmaktadır, ya da küçümseyendir, tepeden bakandır, ya da şirrettir, alttan alta bir film çevirmektedir ve namı düşkündür. Bunlar gerçek değil ki, bunların alayı iftiradır. Bunların hiçbirisini kabul edemeyiz. Bir Müslümanın bu detayları, bu resimleri imamlar üzerinden kabul etmesi mümkün değil. Ama nasıl düzelteceksiniz? Teknoloji istiyor, bilgi istiyor, iddia istiyor, dil istiyor, edebiyat istiyor. Buralarda ihmal etmiştik. Dağdaki imamı düşünüyoruz. Dağdaki imam 5 yıl buna çalışsa bu işi halleder. Bu arada ben ufak bir şeyi hatırlatma yapayım. The Human filminin yapımcısı ben olduğum için orada bir söz hakkı doğdu. Oradaki motosikletli imam, imam değil. O bir mühendis. Sadece imam arkada, imam hatipte tabii, okumuş tabii, ve bir kompleks içeren bir hayatı yaşamış. Ve o mühendise imam arkadaşı benim yerime köyümde sağlık nedeniyle olamayacağım, namaz kıldırır mısın deyince adamın değişen, işte o hep kaçtığı, imam hatipli olmaktan, hani az önce kafeye girdiğinde kendini ben imam hatipliyim diye tanıtamadığı kompleksli yıllardan
buraya düşüşü anlatan tabii bir şeydi. Hani onu ben de bir söylemek istedim açıkçası. Peki, programın sonuna geldik. Bugün çok önemli bir konuyu konuşmaya çalıştık. Tabii zor hocamın söylediği gibi, yani burada medyanın tüm faktörlerine herhangi bir şekilde kızmak, küfretmek, söylenmek, ilenmek gibi bir mevzuyu konuşmadık. Onun etkisi üzerinde hayatımıza dahil oluşunu, nasıl dahil olması gerektiğini, nasıl dahil ettiğimizi, etmemiz gerektiğini yine bir medya aracı olan televizyondan konuşmaya gayret ettik. Hayatımızın en gerçek anı bu işte. Yine medya konuştuğumuz bir meseleyi medyada, medya gelişlerinden birinde konuşuyor olmamız gibi. Ve önemli bir konuydu. Çok kıymetli hocam, sağ olsunlar, var olsunlar bize. Bu konuda soru işaretlerimizi gidermiş oldu ve çok faydalı oldu. Büyük bir alkış istiyoruz hocama. Büyük teşekkürler.